yeryüzü notları. Selamun aleyküm kıymetli dinleyicilerimiz. Özel FM'de bir kez daha yeryüzü notlarında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz her hafta dünyanın farklı yerlerindeki iyilik notları da efendim memleketimizden kalkıp oraya gitmiş insanlardan alıp sizlere aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bugün de dünyada birçok farklı noktaya ayak basan, oradaki havayı koklayan, Müslüman kardeşlerine sarılan, Müslüman olmayan insanlarla da ilgilenen, onlarla da konuşan, bir şekilde tebliğini yapıp gelen güzel bir kardeşimiz bizimle beraber, sevgili Adem Özkes'e. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk Ümit abi. Ya tanım olarak aslında istersen ne diyeceğim bilmiyorum. Çünkü gazetecilik bir tarafta, seyyahlık bir tarafta, aktivistlik bir tarafta, yazarlık keza gene beraber atbaşı giden bir senin açından baktığın zaman aslında istersen hoşuma da gidiyor. Yani mutlaka bende sürekli bir şeyler var. Bir gittiğin yerden bir tek iş çıkartmıyorsun. Tek noktasında çalışmıyorsun. Gerçekten çok sevdiğim bir özelliğin, hasretin. Allah razı olsun, yüz yüze de söylemiş olalım. Adem'i mutlaka takip ediyorsunuzdur gazetecilik hayatından ya da televizyonculuk hayatından. Özellikle son birkaç sene içerisinde ortaya koydukları Rota belgeseli projesiyle önce Hilal TV'de, şimdi de Yeni Rota'yla TRT Türk'te çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın birçok farklı noktasındaki ümmetin birbirinden ayrı kalmış parçalarının birleştirilmesini kendisine görev edinen kardeşlerimizden bir tanesi sağ olsun. Güzel de bir iş yapıyor. Allah razı olsun. Umarım siz de izliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Muhtemelen sizin fikirlerinize ihtiyacı vardır. Doğru mu Adem? Evet abi. Yani marifet iltifata tabi. İşte insanlar sizin yaptığınız işi beğenirlerse de söyleyecekler. Beğenmezlerse de söyleyecekler tabii. Ki daha güzel, daha iyi işler çıksın. Allah nasip ederse inşallah. Peki. Bugün senle inşallah birçok farklı noktayı konuşacağız ama asıl bir arada olma sebebimizle başlayalım istersen. Çünkü bir hayra vesile olan o hayrı aynen kendisi yapmış gibi inşallah o hayrın sevaplarından nasiplenecek. Sizin geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden başlattığınız bir kampanyadan bahsedelim bugün önce. Patani Yetimhanesi kampanyası. Evet. Nedir fikir, nasıl oluştu, nasıl başladı ve nasıl yürüyecek? Önce onu biraz konuşalım istersen. Evet. Ben de Özel FM dinleyicilerini selamlıyorum. Sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum bizi böyle bir programa misafir ettiğiniz için. Estağfurullah. Ev sahibisi, baş tacısı. Eyvallah abi. Biz gençlerle uzun bir dönemdir sabah namazlarında bir takım buluşmalar yapıyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki eğer insanlar özellikle sabah namazlarında camilere gelirlerse, özellikle de gençler, Türkiye'de birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Bundan dolayı arkadaşlarla ayda bir İstanbul'un farklı camilerinde sabah namazlarında buluşuyoruz. Bu çok böyle ilgi alaka falan gördü. Birçok arkadaşımızla, genç arkadaşımızla tanıştık. Ayrıyetten Gazanfer Ahmet Lisesi'nde yine ayda bir Alem İslam sohbetleri yapıyoruz her ay genç arkadaşlarla. Bir İslam ülkesini konuşuyoruz. Ümmeti Muhammed'i keşfetmeye, yeniden anlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların bereketiyle birçok arkadaşımızla tanıştık ve hani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu indallah. Diyor ki ayette, önden ne takdim edersen kendi nefsin için min harin teciduhu indallah, Allah katında bunu bulacaksın ahirette. Ve dedik ki hayat bir hikaye, bir öykü. Biz bu öyküyü elimizden geldiği kadar güzel hikayelere, güzel öykülere dönüştürmeye çalışalım. Allah-u Teala'nın yarın karşısına çıktığımızda Allah-u Teala'yı anlatacak güzel hikayelerimiz olsun. Ne yapalım, böyle genç arkadaşlarla konuşurken bir yetimhane yaptıralım. Özellikle hafızların eğitim göreceği. Bunda şundan dolayı istedik, yani eğer hafızlar burada eğitim görürlerse, Kur'an okurlarsa, bu bizim için kıyametten sonra bizim için bir şey olur. Yani yarın bir gün işte öldüğümüzde de arkamızdan hep Kur'an okuyan birileri olmuş olur. Onların yetiştireceği öğrenciler, tabii, onların tabii, yapacağı tabii, işler. Tabii böyle. Güzel bir salih amel olur dedik. İsmine de Furkan Doğan Yetimhanesi koyalım. Çünkü Furkan gençler için önemli bir kişi. Yani hiç görmediği Filistin için, Gazze için, Kayseri'den bir genç kalktı. Kudüs için canını verdi. O anlamda Türkiye'deki gençlik için çok güzel bir örnek, bir şahsiyet Furkan. Zaten alem-i İslam ayağa kalkacaksa, bugünkü sıkıntılar giderilecekse, her şeyden önce bizim binlerce, yüz binlerce Furkan'a ihtiyacımız var. O ruha ihtiyacımız var. Yani kardeşler için, mazlumlar için her şeyini feda edebilecek, hani şey var ya tasavvufta, mutu kabile ente mutu denir. Hani ölmeden önce ölünüz diye bir ifade var. Bu ifadeyi ben şöyle anlıyorum, yani öyle bir hizmet aşkı, öyle bir ümmet aşkı, öyle bir kardeşlik aşkı ki, yani
tamamen kendinden geçmişçesine bir ruh hali olarak anlıyorum. Onun için Furkan Nem dedik ismini yaşatalım Patani'de. Patanililer de, Patanili gençler de, oradaki o çocuklar da Furkan'ı tanımış olsunlar. Bu maksatla genç arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bir hafta falan oldu başlayalı çalışmaya. Şu an daha çok mesajlar üzerinden çalışma yürütüyoruz. İHH ile birlikte 3 katlı Patani'ye bir yetimhane ve hafızlık merkezi, Furkan Doğan yetimhanesi ve hafızlık merkezi yaptırıyoruz. Burada 40 tane inşallah yetim kalacak. Zaten yetimhanenin az ilerisinde de yine İHH'nin yaptırdığı bir külliye var. Orada işte eğitim de görecekler. Burada hem sahip çıkılacak bu yetimlere. Bu çocuklar genelde işte orada, biliyorsunuz Patani'de bir işgal var. Tayland yönetimi işgali var. Şehit olmuş, Tayland yönetimine karşı mücadele ederken şehit olmuş, hayatlarını kaybetmiş veya Tayland ordusunun orada dönem dönem işte katliamlar oluyor. Bunlara maruz kalıp şehit düşmüş kardeşlerimizin çocuklarına da bir şekilde sahip çıkılmış olacak İHH vasıtasıyla inşallah. İnşallah. Güzel. Muhtemelen gidip gördün orayı herhalde. Evet. Değil mi? Yani ben daha önceden gitmiştim. Külliyenin olduğu yeri biliyorsun. Yetimhanenin kurulacağı araziyi de biliyorsunuz. Evet. Yani kabaca 3 aşağı 5 yukarı. Ben şey de gördüm bu arada, onu da söyleyelim. Hani sosyal medya paylaşımı açısından bence önemli. Twitter'da Patani Yetimhane isimli bir hesabı var bu kampanyanın. Evet. Değil mi? Patani Yetimhane diye bir hesabı var. O et işaretinden sonra Patani Yetimhane yazıp aratırsanız eğer Twitter'da çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayşe teyze korkma, sen de hemen küçük torunu çağır, o bile biliyor artık cep telefonunda bilgisayarda kullanmayı, bu Twitter denen şeyi diyeyim tırnak içerisinde. Orada çizimlerini falan da görebilirler, yani planını. Gerçekten çok hoş, oranın mimarisine uygun yapıda, efendime söyleyeyim. Bir kompleks olacak inşallah, nasip olursa. 40 tane hafız çocuk, her şeyin ötesinde şehitlerin emanetleri sonuç itibariyle. O emanetlere inşallah sahip çıkılacak. O çocuklar Türkiye'yi öğrenecek, Furkan Doğan'ı öğrenecek, senin de bahsettiğin gibi. Bir yandan kendi ülkelerinde yaşadıkları, işte dedelerinin, babalarının anlattığı, annelerinin anlattığı o zalim yönetim bir tarafa dönüp Filistin'deki çocukların yaşadığı şeyleri de bu sefer merak edip okumaya başlayacaklar, araştırmaya başlayacaklar. Evet. Furkan buna da vesile olmuş değil olacak mi? Yani. Evet. Müthiş bir şey ya. Evet. Ben hakikaten inanılmaz özeniyorum. Yani hani dünyanın dört bir tarafında hiç tanımadığın insanlar senin için durmaksızın dualar ediyorlar. O dualar kim bilir nasıl sonuçlar doğuracak. Tabii. Öte dünyada. Allah nasip ederse görmek isterim. Biz onu görme şerefine nail olacak mıyız bilmiyorum. Yani hani o Furkan bu yaşadıklarının karşılığında nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacak, gerçekten görmek isterim. Allah inşallah nasip etsin onları. O gençlerin birbirine örnek olması açısından gerçekten önemli bir proje. Peki mesajlarla gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz dedin ama toplam maliyeti ne kadar olacak bu kampanyanın? 198 bin euro. 200 bin desek yaklaşık 600 bin lira gibi. Bin lira, kabaca evet. 600 binin biraz belki üzerinde. Tabii mesajda bu para toplanmaz. Yani bu... Belki toplanır. Allah istedikten sonra niye olmasın? İnşallah yani. Keşke. Ya, zaten 100 bin mesaj gibi bir hedefimiz değil var. Mi? Yani 5 lira bir mesaj. Evet. 100 bin mesaj dediğin zaman kabaca zaten 500 bin lirası çıkmış oluyor. Ki ben şöyle inanıyorum hakikaten. Yani salih bir niyetle çıkılan bir işte Rabbim. Kesinlikle abi. Asla yarı yolda bırakmıyor. Yani asla bir şekilde biri ucundan tutuyor. Kesinlikle. Biri bir kıyısından yanaşıyor. Bir şey oluyor ve yürüyor. Ben, ne bileyim, Allah bilir yani. Şimdi şu an bizi dinleyenlerden bir tanesi bile diyebilir ki ya ben şunlarını yaptıracağım. Mesela yataklarını ben koyduracağım. Biri diyebilir ki ben sığ tesisatla ilgili her şeyini ben vermek istiyorum falan filan. Veya 10 milyarını ben karşılayacağım. Mesela bunu yapmak isteyen inan bana şu an yüzlerce binlerce insan var. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Belki buradaki önemli hikaye, önemli anahtar bunu anında yapmak. Evet. Çünkü nefis çok kuvvetli. Tabii kesinlikle abi. İnanılmaz kuvvetli bir şey. Yani hakikaten insanın aklına bir sürü şey geliyor ondan sonra. Dünya geliyor. İşte çeklerim, senetlerim, bilmem neyim falan filan. Halbuki biz biliyoruz ki verdikçe eksilmiyor değil mi? Tabii abi. Bir de şöyle bir durum var abi. Tabii ki hani 600 bin lira hani bizler için, bizim gibi şeyler için biraz büyük para ama şöyle bir durum var. Bu para kimilerine göre çok küçük bir para. Evet. Ama ben özellikle şunu istiyorum Ümit abi. Buranın maliyeti 10-15 tane iş adamı üzerinden de çıkarılabilir uğraşılsa ama tabii ki onların yardımlarını bekliyoruz. Fakat daha çok herkesin bu yetimhanede bir tuğlasının olmasını istiyoruz. Birkaç kişiden almak yerine birçok insan, çünkü bizim yani buradaki yetimhane, yetimlerin tabii ki yetimhaneye ihtiyacı var ama bizim o yetimhanede tuğlalarımızın olmasına daha fazla ihtiyacımız var.
Yani daha fazla ihtiyacımız var. Sen o tuğlalarla sadece orada duvar örmeyeceğim. Burada da bir duvar örme niyeti var gibi geldi bana, bilmiyorum. onun için abi 5 TL bir tuğla şeyidir. Onun için en azından özellikle genç arkadaşlar en azından bu yetimhanede 1, 2, 3, 5 ne kadarsa mutlaka bir tuğlaları olsun. 3072'ye Furkan Doğan Patani yazıp mesaj göndersinler. Ayrıca hesap numaralarımızı biz işte ilan ediyoruz bugünlerde. Hesap numaralarına da para yatırılabilir. İşte IBAN numaraları, hesap numaraları, İHH'nın yine Furkan Doğan Patani yazıp. Ayrıca İHH'ya gelip İHH'nın genel merkezine yine nakdi yardımda bulunabilirler. Ayrıca üniversitelerde, okullarda, işte sokaklarda önümüzdeki haftalarda kermesler düzenleyeceğiz. Programlar düzenlenecek, sabah kahvaltıları düzenlenecek. Bu çalışmalarımıza da arzu edenler destek verebilirler. Şeyi nasıl yapıyorsunuz? Koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Yani herhangi bir iletişim numarası ya da bir şey var mı? Şöyle, bu işle alakalı ya ben de varım. Hani param yok veremem belki ama işte gücümle, kuvvetimle, okulumda çalışırım, arkadaşlarıma anlatırım, mahallemdeki hanım teyzelere söylerim, işte akşam camiye namaza gittiğimde cemaate anlatırım diyen insanlar vardır şimdi. Evet. Onlar sizle nasıl irtibata geçecekler? Şimdi bir tabii bu çalışma bir ekip tarafından, bir arkadaş grubu tarafından yönetiyoruz. Daha çok üniversiteli arkadaşların organizatörlüğünde. Şu etapta bize işte sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. O demin söylediğim. Evet, oralardan ulaşabilirler. Oralardan da arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde sadece bu çalışmaya has telefon numaraları ilan edecekler. O telefon numaralarından da arzu ederlerse isteyebilirler. Ama en böyle hani net daha kolay olması için İHA ile iletişime geçtiklerinde çok rahat bir şekilde bizim çalışmamıza Furkan Doğan Patani diye özellikle açıklama bölümlerine bunu yazdıklarında veya söylediklerinde çok rahat bir şekilde bizimle iletişime geçebilirler.